Yeni şarkısı Unutmam Seni'yi piyasaya çıkaran Mahsun Kırmızıgül'le İstanbul Şişli'de vereceği konser öncesinde bir araya geliyoruz. Ünlü sanatçı ilk olarak mikrofonlarımızla yeni şarkısının heyecanını paylaşıyor. Çok iyi tepkiler aldım. Özellikle yorumları okuyurken hakikaten duygulandım dün akşam ilk defa çıktığımda. Bir sürü dostum aradı beni, arkadaşlarım aradı. Tam bir kış şarkısı ve bir aşk şarkısı. Ve de bir ayrılık şarkısı aslında. Şarkısının isminden yola çıkarak Mahsun Kırmızıgül'ün unutamadıkları var mıydı diyerek merakımızı gidermeye çalışıyoruz. Hepimizin arasında unutamadığı insanlar var. O dost olsun veya geçmişte yaşanılan her ne varsa mutlaka hepimizin unutamadığı insanlar vardır mutlaka. Aşkta unutamadığı var mıdır Mahsun Kırmızıgül? Ya ben en azından geçmişte yaşadığım ciddi ilişkilerin hepsinde dostça ayrılmasını bildim. Aslında insanları ayrılırken tanırız. Ve ben bugüne kadar hep karşıma Tanrı iyi insanlar çıkardı. İyi insanlarla çok güzel zamanlar geçirdik. Aşklarda hep insanların birbirine kattığı aslında çok önemlidir ya. Bana çok şey kattıklarına inanıyorum. Her aşkın, her dostluğun. Mutluyum aslında. Hani geçmişe dönüp baktığın zaman pişman olduğum çok az şey vardır. Hata yaptığım da olmuştur. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Ama önemli olan bu hatalardan ders çıkartmak. Mahsun Kırmızıgül yeni şarkısını yazarken gerçek bir hikayeden ilham aldığını itiraf ediyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ve onunla birlikte kalıyoruz biz bu arkadaşımın evinde. Bu arkadaşımın yaşadığı olaylara tanık oldum. Arkadaşımın acılar içinde kıvrandığını gördüm. Ve inanın bana onun yaşadıkları beni çok etkiledi. Çünkü bir erkeğin ağlaması bir kadın için çok değerli. Mahsun Kırmızıgül hiç ağladı mı? Bir kadın için. Olmuştur tabii ki. Ama bu şarkının çıkma nedeni arkadaşımdı. Çok seviyordu çünkü ve ayrılık acısı çekerken ben de bu şarkıyı yazmaya başladım. Konumuz ilişkilerden açılmışken Mahsun Kırmızıgül'e kadın erkek ilişkilerinde kadınları çözebildiniz mi sorusunu yöneltiyoruz. Niye olmasın aslında? Kadınlar erkekleri çözemiyorlar bence bu zamanda. Çünkü erkekler de iyi oyuncular. Erkekler iyi oyuncular. Bence erkek bu zamanda öyle biraz değişti. Bir dönem... Neden böyle düşünüyorsunuz? Nasıl değişti ya da? Çünkü etrafımda tanık olduğum çok şey var. Gerçeğin dışında biraz da aslında insanlar kendini olduğundan farklı gösteriyor. Çünkü dilin kemiği yok. Ben size kendimi istediğim şekilde anlatabilirim. Yaşamaya başlayınca aslında insanların kim olduğu daha çok ortaya çıkıyor ya. Aşklarda da böyledir. Bir anda tanıyamazsın. Mahsun Kırmızıgül'ün en büyük aşkı kızı Lavin Kırmızıgül de babasını izlemek için gecede. Bugün akşam beni aradı. Baba seni görmek istiyorum. Neredesin? Sahneye çıkacağım. Gelebilir miyim? Gel dedim. O böyle arada sırada buraya geliyor. Çok da iyi oluyor. Artık gazino kulisinde herkes onu tanıyor burada. Mahsun Kırmızıgül'e merak edilen aşk sorusunu yönelterek kalbinin boş mu dolu mu olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Her yaştan insanla aşk olmak güzel bir şey. Aşktan daha güzel bir şey yok bence. Onun için keşke bütün insanlar sevebilse. Bütün insanlar karşılığını görebilse. Bir de karşılıksız sevgiler var. O aşklar var. Onlar da büyük aşklar işte. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı. Böyle çok mitolojik ve tarihi aşklar var. Bunların hepsinin aslında altında yatan bir tek şey var. Kavuşulmayan aşklar. Mahsun Kırmızıgül güçlü kadrosu ile dikkat çeken yeni dizisi Güzel Atlar Diyarı ile ilgili de ilk kez konuşurken ülkemizde erkek oyuncu sorunu olduğunu söyleyerek yeni tartışmanın fitilini ateşliyor. Arkadaşlar iyi bir kadro oluşturduk ama Türkiye'de oyuncu sıkıntısı yaşıyoruz şu anda. Nasıl bir sıkıntıdır efendim? İyi erkek oyuncusu şu anda çok az. Çok az sayıda oyuncu var bu ülkede. Her ne kadar insanlar şuna söylese de ya çok oyuncu var. Çok oyuncu yok. Çok az oyuncu var. Sektörde binlerce insan olabilir ama sinemayı iyi bilen insanlar oyuncuların çok az olduğunu biliyor. Ve biz şu anda gerçekten çok zorlanıyoruz. Hatta projenin seneye iptal olma durumu bile var. Sırf erkek oyuncu bulamadığınız için mi? Aynen öyle.
Sizin beğendiğiniz erkek oyunculardan teklif götürmüşsünüzdür mutlaka ama geri dönüşler ne oldu? Örnek veriyoruz işte Kıvanç Tatlıtuğ bizim iyi diye lanse ettiğimiz ya. Birçok oyuncu şu anda dolu arkadaşlar. Mahsun Kırmızıgül'ün erkek oyuncu bulamıyorum sözlerini aşmasını istiyoruz. Çünkü dijital platformlar da hayatımıza girince bizim. İyi oyuncuların hepsi zaten çalışıyorlar. Sinema filmi, işte dijital platformlara, dizilere. Ben daha çok yeni no-name isimlerle çalışmaktan yanayım. Öyle yeni bir no-name arıyoruz biz devamlı. Birçok dizide zaten kullandığım arkadaşlarım birçoğu da şu anda aslında star oldular. İnanın bulamadık ya bu kez. Bütün İstanbul'daki kas ajansları seferber oldu. Aradığımız özelliklerde bir oyuncu yok şu an. Mahsun Kırmızıgül, oyuncularda aradığı özellikleri de işte böyle sıralıyor. Ya eğitimli, ondan sonra tekst okuyabilecek, gerçekten yetenekleri olan bir oyuncu arıyoruz biz. Hani öyle çok fazla yakışıklı olmasına da gerek yok. Yani normal işte standartlarda, Türk televizyon dizilerinde veya sinemada yani hepimizin kabul edebileceği bir yüz olabilir. Fark etmez. Son olarak Mahsun Kırmızıgül'ün çalışmak istediği ünlü bir isim var mıydı diye öğrenmek istiyoruz. Yani bizim için proje anlamında, çünkü oyuncunun yaşı, yazacağımız senaryoya göre belli oluyor. Yani benim hayalimde şu oyuncuyla çalışmak var diye bir şey yok. O dizideki karakterin yaşıyla ilgili. Veya bazen mesela ben star bir oyuncuyla çalışmak istemiyorum. Çünkü kafeslerden, egolardan... Hayır. Çünkü senaryoda inandırıcılık konusunda, çünkü Türkiye'de bir de o yıldız oyuncular, evet, birçok dizide oynuyorlar, birçok filmde, bir de bazen de yeni bir yüz çıkarmak istiyorsun, inandırıcı olsun diye. Bazen star bir oyuncu oynattığınız zaman insanlar ona inanamayabiliyorlar.